holler, shoot it out, fuck her out. Who was him? Peggy holler, stormy mouth, we be. Evet sevgili dostlar, merhabalar. Hepiniz yeni programımıza hoş geldiniz. Artık biliyorsunuz Ekim ayına geçtik ve Eylül ayını da sonlandırmış olduk. Çarşamba günü oynanacak olan karşılaşmalarla birlikte Eylül ayını sonlandıracağız. Bakacağız tabii ki de yine çarşamba günü yapmış olduğumuz bazı çalışmalar var. Biliyorsunuz dün YouTube videosu çekmedik. Çarşamba gününe özel bir şey hazırlamadık. Çarşamba günü video çekmeyeceğimizi pazartesi gününden sizlere aktarmıştık. Biraz dinleniyoruz ve katıl butonundaki arkadaşlarımızla birlikte birkaç tane deneme yaptık. Bizler de tabii ki de bu aralarda hafta içerisinde dinlenme fırsatı bulabiliyoruz videolardan. Perşembe günü şöyle baktığımız zaman güzel karşılaşmalar var. Bunları yorumlamak istedim ben. Sizlerden tabii çok fazla yine mesajlar geldi. Ve gönderdiğiniz like'lardan dolayı tekrar tekrar teşekkür ediyorum ben sevgili dostlarıma. Gerçekten ellerinize kollarınıza sağlık. İnanılmaz fazla da yorum gönderiyorsunuz. Her videomun başında sizlere çok teşekkür ediyorum bu yüzden. Ve tabii ki de yine Perşembe günü bizlere destek verirseniz, şöyle güzel sayıda bir like gönderirseniz tekrardan memnun oluruz. Tabii isterseniz şöyle hemen pazartesi ve salı günü neler yaptık çok kısa bir şekilde konuşalım. Güzel geçtiğini görebiliyoruz aslında iki günün genele baktığımızda. İki tane mücadelede şanssızlık yaşadık. Eğer o mücadelelerde gelseydi neredeyse full'e yakın şekilde çıkartacaktık. Ama yapmış olduğumuz yorumlardan yine çok güzel kazanç elde edenler var. Dediğim gibi işte bu 3.5 altlara efendim 4.5 altlara işte yenilmezlere vesairelere ben karışamıyorum çok fazla. Sizler kendiniz güzel şekilde yapmış olduğumuz analizlerden çıkarımlar elde ediyorsunuz. Tabii bunlarla ilgili yorumlar geldiğinden dolayı söylüyorum ben siz değerli dostlarıma. Şöyle bakalım isterseniz pazartesi günü ekrana verelim. Yine bir kupon paylaşmamıştık sizlerle birlikte biliyorsunuz. Hepsini tekli olarak paylaşmıştık. Mücadelelerin Liverpool Arsenal mücadelesinin 2-1 3-1 bitebileceğini değerlendirmiştik ki zaten kolay bir tercih. Herkesin yapabileceği bir tercihdi. 2.5 gol üzerinde Liverpool galibiyetini de tavsiye etmiştik siz değerli dostlarımıza. Yine 1.70 civarındaydı bunun oranı ve kazandırdı. Onun dışında zaten karşılıklı gol var dedik ama Arsenal ilk yarıda çok fazla rakip kaleye gelemese de çok saçma sapan bir gol sonucunda öne geçmeyi başarmıştı. Ancak daha sonradan Lacazette'in kaçırmış olduğu bazı pozisyonlar var. Tabii maçın kırılma anları da var ama genele baktığımızda Liverpool mücadeleyi domine etti tabii ki de. Antalya Spor Denizli Spor mücadelesi için şundan bahsetmiştik sizlere. Açılan oran biraz yüksek geldi bana diye Antalya'dan kolay bir galibiyet bekliyorduk ki o şekilde oldu. Mücadelenin 1-0 bittiğine bakmayın. Gerçekten Antalya Spor maç genelinde yine iyi bir futbol oynadı. MBS 1'den yine güzel kazanç elde eden arkadaşlarımız var. Fulham Aston Villa mücadelesinde bir problem yaşadık. Fulham gerçekten çok kötü bir futbol oynadı ama atmış oldukları bir gol faul neticesiyle iptal edildi. VAR'dan iptal edildi. Yine bununla ilgili tabii mesajlar da geldi bizlere. İşte artık gol geldi ama yapacak bir şey yok şeklinde. Evet, Fulham'ın girmiş olduğu pozisyonlar var ama Aston Villa maçın genelinde tabii ki de iyi oynamış olduğu futbolu 3 golüyle birlikte kazanmayı başardı. 1.60'tı karşılıklı gol varın oranı. Tek yanıldığımız mücadele buydu. Salı günü için hızlı söyleyeyim hemen. Real Sociedad Valencia mücadelesinde Real Sociedad tarafına oynamamamız gerektiğini sizlere yorumlayarak detaylandırmaya çalışmıştım ve 1-1'e göre aslında belki 2-1 bitebilir diye yorum yapmıştım ve toplam gol sayısı 2-3 golü 1.70 orandan sizlere tavsiye etmiştik ama son dakikada gelen gol el nedeniyle yine 3 dakika boyunca VAR'dan bakıldı, incelendi. Ben 1-1 bitti diye artık mücadele tamam dedim, bu da güzel bir şekilde skoru geldi dedim ama mücadele 1-0 sona erdi. Valencia bu mücadeleyi kazandı. Yani Valencia'yı karşımıza almamamız gerektiğinin yorumunu dinleyen sevgili dostlarımız zaten çeşitli değerlendirmeler yapmış. Onları tebrik ediyorum. Onun dışında Hetafe maçında yanıldık. Komple yanıldık. Berabere beklediğim bir mücadeleydi. 2.75 orandan başarısız olduğumuzu söyleyelim. French Varoş Molde mücadelesini analiz ettik biliyorsunuz. Molde'nin 2 gol atamayacağı yönündeydi. Kazandırdı 1.40'tan ve Tottenham Chelsea mücadelesinde yine skorumuz güzel bir şekilde geldi. 2-3 gol de alabilirsiniz diye tavsiye etmiştik sizlere. Yani baktığımız zaman genele analizlerimiz doğru şekilde geldiğini söyleyelim. Ben tebrik ediyorum. Hafta içerisinde tabii ki de yine temkinli olmakta fayda var. Perşembe günü için de yine aynı şeyleri söyleyebiliriz. Şimdi şöyle baktığımız zaman 5 tane mücadele var. Önemli detayları vermeye çalışacağım yine mücadeleler hakkında ve sizler kupon da istemişsiniz. Perşembe günü isterseniz 2 tane kupon şeklinde ilerleyelim. Tabii katıl butonundaki o serimizden bahsetmiyorum. Ben 4'te 4 gidiyoruz. Belki de bu akşam, çarşamba akşamı 5'te 5 şeklinde gideceğiz ve ay genelinde ben sizlere zaten bilgi vermeye çalışacağım. Şimdi Sevilla ile Levante mücadelesi var. Bu karşılaşmayı Sevilla tarafından yorumlamayacağım tabii ki de. Levante tarafından sizlere bilgi vereceğim ve sizler genel olarak sezonda bu bilgileri de kullanabileceksiniz sevgili
dostlar. Şöyle başlayalım isterseniz. Levante sezona Valencia derbisiyle başladı. Yani zor bir karşılaşmayla başladı ve 4-2 zaten bitti o mücadele. Oldukça ofansif iki takımın mücadelesinde savunmalar zaten çok fazla öne çıkmadı ve gol pozisyonuna fazla giren takımın kazandığı bir mücadele izledik. Tabii ki de 6 gol çıkması sürpriz de aslında. Çünkü zaten karşılaşmalara baktığımızda, özellikle La Liga'ya baktığımızda 6 gollü mücadelelerin zaten sezonda da zor çıkması bekleniyor. O yüzden sürpriz bir karşılaşma olarak değerlendiriyorum ben bu karşılaşmayı, ama Valencia o mücadelede iyi futbol sergilemişti. Şimdi Levante'nin hocası çok tecrübeli bir teknik direktör Paco López. Paco López'in oynatmış olduğu sistemi çok kısa bir şekilde anlatayım sizlere. Sürekli olarak 2018 yılından beri, geldiği günden beri yani, sürekli olarak 4-4-2 sistemiyle karşılaşmalara çıktı ve Levante'nin karşılaşmalarına baktığımızda gol sayısı az kalsa bile çok gollü karşılaşmaların çıktığını netlikle görebiliyoruz ve bu deplasmanda tabii ki de Sevilla gibi son dönemin öne çıkan takımlarından bir tanesine karşı oynayacaklarından dolayı tabii ki de karşılaşmaya temkinli başlayacaklar, ama Sevilla'nın bu karşılaşmada rakibinden çekineceği herhangi bir şey olmayacak. Zaten dünya genelinde de arkadaşlarımız, bahis severler bu karşılaşmaya muhakkak maç sonu bir şeklinde oynayacaklardır, ama tabii ki de herkes bu mücadele bir oynayacak diye bu mücadele bir bitmez şeklinde bir yorum yapılması çok yanlış. Ben Sevilla'nın zaten mücadeleyi kazanabileceğini düşünüyorum. 1.32'lik oranıyla karşılaşmayı bana göre Sevilla önemli oyuncularıyla birlikte, ileride yaptığı presle birlikte, ki tabii ki de Bayern Münih mücadelelerinde veya Avrupa Kupası mücadelelerindeki motivasyonundan uzak olsa da bu karşılaşmada ben rakibini yenebilecek güçte olduğunu düşünüyorum. Karşılaşmayı bana göre Sevilla 2 golle birlikte kazanacaktır. Yani karşılaşma genelinde Sevilla'nın bu mücadelede 2 gol bulmasını bekliyorum ben. Peki Levante'den neden bahsettik? Neden hocadan bahsettik, Lopez'den bahsettik? Dediğimiz gibi 4-4-2 sistemini hiçbir zaman değiştirmeyen ve her deplasmanda kontra hata benimseyen bir futbola sahip Lopez hoca. O yüzden bu karşılaşmada ben Levante'nin de zor da olsa gol bulabileceğini düşünüyorum. Bunun nedenini zaten az önce söyledim. Şöyle toparlayayım çok kısa bir şekilde. Sevilla Levante'ye karşı çok katı bir savunma yapmayacaktır. Ön tarafta çok fazla bulunacaktır. Levante'nin yapmış olduğu kontra ataklardan bir gol bulabilmesini düşünüyorum ben. Tabii onların da şu andaki şut yüzdeleri çok yüksekmiş gibi gözüküyor. Deplasmanda Unai Emery'nin Villarreal'ini 2-1 yenmeyi başardılar. Tabii onları yendiler diye, o mücadelede 2 gol buldular diye bu karşılaşmada gol atarlar demiyorum. Dediğim gibi Sevilla çok fazla öne çıkacağından dolayı kalesinde gol görebilir. Ben 2-1'lik bir Sevilla galibiyeti bekliyorum. İsteyenler maç sonucu bir şeklinde değerlendirebilirler. Benim gibi 1.32'lik oranıyla oranı arttırmak isteyenler, 1.80'e çıkarmak isteyenler ve MBS 1'den değerlendirmek isteyenler 2.5 gol üzerinde maç sonu bir şeklinde mücadeleyi değerlendirebilirler. Geçelim bir diğer mücadelemize isterseniz. Malmö ile Granada oynayacak. Tabii ki de yine Granada'nın mücadelesini değerlendirmeden olmaz. Avrupa Ligi'nde oynayacak bu iki takım ve artık gruplara kalacaklar. Jondal Thomasson'dan da bahsetmiştim sezon başında sizlere, biliyorsunuz. Hatta ikinci haftadan itibaren sizlere bahsetmeye çalışmıştım. İsveç basınında çıkan haberleri de sizlere detaylı şekilde açıklamaya çalışıyorum. Jondal Thomasson'un vermiş olduğu demeçlerde Malmö'nün bu sene tamamen şampiyonluğa odaklandığı söylenmişti İsveç Ligi'nde ve daha sonradan biliyorsunuz Malmö çok iyi bir ivme yakaladı ve istemiş olduğu yere geldi. Tabii Granada tarafını çok detaylı anlattığımdan dolayı her videomda çok fazla anlatmayacağım. Normal futbollarına devam ediyorlar. Bakın Atletico Madrid mücadelesinde de yine kendi futbollarını oynadıklarından dolayı zaten çok gollü bir karşılaşma izledik. Yani kapanan bir takım değil, hücumuna güvenen bir takım, kanatlarına, kanat beklerine güvenen bir takım. Zaten çok sayıda genç oyuncu transferinin yapılması, hücuma odaklı genç oyuncu transferinin yapılması Martinez'in sistemini bizlere sezon başından itibaren göstermişti. Tabii Malmö'ye baktığımız zaman Avrupa Ligi'nde şu ana kadar bu tura gol yemeden geldi, ama kimlerle karşılaşmalar oynadılar diye bakarsanız zayıf rakiplerle oynadıklarını görebileceksiniz. Şimdi ise bir İspanyol temsilcisiyle evlerinde oynayacaklar. Tabii ki de kapalı futbol oynayacaklar ilk etapta. Zaten biliyorsunuz Malmö gol yemek istemediği zaman takım savunmasını iyi yapabilen takımlardan bir tanesi. Hani üste de mesela giderken İsveç Ligi'nde değerlendirmeler yaparken biraz düşünüyor insan. Acaba rakip gol atar mı? Mücadele 2.5 gol üstüne gider mi diye bayağı sizler de düşünüyorsunuzdur ki Malmö maçlarının üstünü değerlendirmek çok risklidir. Bunu her zaman biliyoruz. Özellikle profesyonel bahis severler bunu çok iyi bir şekilde biliyorlardır, ama işte burada Granada ile oynayacaklar. Yani Granada zaten bu mücadelede bana göre üstün bir takım. Şimdiye kadar gol yememeleri hiçbir şeyi değiştirmiyor. Bana göre Granada bu mücadelede domine eden taraf olacağından dolayı ben burada Malmö'nün duran toplarından veya artık işte bir penaltı gelirse vesaire bu tarz bir gol bulabileceğini düşünüyorum. Ama Granada'nın 1 veya 2 gol atabileceğini düşündüğümden dolayı zaten maç genelinde mücadelenin 1.5 gol üstüne çıkmasını bekliyorum ben. 1.30'luk oranı var, yeter diyenler değerlendirebilirler. Çok ideal bir oran, ama karşılıklı gol varı alırsanız 1.75'lik oranı alacaksınız. Ben yine 2-1 veya 1-1 bitebileceğini düşünüyorum ki
Granada mücadeleyi kazanırsa kazanabilir görüşündeyim. Sakat ve cezalı zaten çok fazla görmüyoruz. Bu mücadeleyi de bu şekilde detaylı olarak değerlendirmeye çalıştım. Eğer aklınıza yetiyorsa sizler de değerlendirmede bulunabilirsiniz. Rangers ile Galatasaray'da oynayacak. Temsilcimiz tabii ki de İskoçya'ya gitti. Tamamen hazırmış gibi gözüküyor ki bir derbi mücadelesi de oynadı biliyorsunuz. Mücadelede çok fazla pozisyona giremedi Galatasaray ama rakibi Fenerbahçe'ye göre karşılaşmada daha fazla pozisyona giren taraftı. Çok net pozisyonlar diyemeyiz bu karşılaşmaya ama tabii ki de mücadelenin seviyesinin oldukça yüksek olduğunu ve Galatasaray'ın biraz yorgun aslında İskoçya'ya gittiğini söyleyebiliriz. Tabii Rangers tarafına baktığımızda hafta içerisinde yapılan açıklamalar var. Steven Gerrard tarafından, Fatih Terim tarafından da yapılan açıklamalar var. İki takımın da hocaları haddini bilerek oynayacağını beyan etmeye çalışıyor yapmış oldukları çeşitli ifadelerle birlikte ki tabii Rangers bu sene İskoçya Ligi'nde mesela oynamış olduğu futbolu biraz daha atak yönünde biraz daha arttırmaya başladı. Geçen sezon biliyorsunuz Steven Gerrard takımın başına geldikten sonra Rangers'ta kötü bir gidişat vardı ancak daha sonradan oyunculara hakim olduktan sonra Steven Gerrard da takımına en uygun formasyonu buldu ve o şekilde şu anda Rangers devam ediyor. Bu sezonunda İskoçya Premier Ligi'nde en önemli şampiyonluk adaylarından bir tanesi Glasgow Rangers. Tabii ki de zor bir karşılaşma. Galatasaray'ın bu karşılaşmada rakibinin üstüne çok fazla gitmesine gerek yok diye düşünüyorum ben. Fatih Hoca da o şekilde düşünüyordur. Belki bir beraberlik de maçı uzatmaya da götürebilir. Galatasaray o sistemle oynayabilir. Ama Galatasaray'ın karakterine baktığımızda, kadro iskeletine baktığımızda aslında savunmayı da çok iyi yapabilecek oyuncular yok. Yani şöyle baktığımız zaman sadece 4 tane 5 tane oyuncunun çok fazla mücadele verebileceğini görüyoruz. O yüzden burada açılan deplasman 1.5 gol altı tercihi yine çok önemli. Zaten son yapmış olduğumuz deplasman 1.5 gol altları da kazandırmaya devam ediyor. Molde, Fenerbahçe ve ondan önce yapmış olduğumuz tercihler burada. Ben temsilcimizin bir gol atabileceğini düşünüyorum ama Rangers'ın takım savunmasından dolayı ikinci golü Galatasaray'ın bulamayacağını düşünüyorum. Umarım 1-0 Galatasaray kazanır ama dediğim gibi bu deplasmanda ben Galatasaray'ın Rangers'ın da aslında mücadelede biraz orta sahayı kalabalık tutacağından dolayı 2 gol bulabileceğini düşünmüyorum. Aynı fikirde olanlar bu mücadeleyi 1.30'dan isterlerse değerlendirebilirler. Peki yüksek oranlı hangi tercih oynanabilir diye bizlere soracak olursanız eğer mücadelenin ben berabere bitebileceğini söyledim az önce. 3-10 orandan isterseniz mücadeleyi MBS1 şeklinde de alternatif yapacağınız kuponlarda takip etmek için değerlendirebilirsiniz. Yani 5 lira bile atsanız zaten 20 liraya yakın kazanacaksınızdır. Umarım güzel geçer. Şansınız, bahtınız açık olsun. Rosenborg ve PSV Eindhoven oynayacak. Saat 20'de başlayacak bu karşılaşmada. Yine Avrupa Ligi playoff mücadelesi. Ve şöyle baktığımız zaman zaten Rosenborg'u biliyorsunuz Alanyaspor mücadelesinde çok detaylı şekilde değerlendirmiştik. Duran toplarını nasıl kullandığını, fizikli oyuncularının olduğunu ve nerelerden çok fazla kaleye gelebilen bir takım olduğunu detaylı şekilde anlatmaya çalışmıştık ve PSV'yi de yine geçtiğimiz hafta çok zayıf bir rakip karşısında 2.5 gol üstünde 2 şeklinde değerlendirmemiz olmuştu. Yine katıl butonunda yaptık bu kuponu da. Şimdi bakıldığı zaman iki takım da aslında ofansif gücü yüksek takımlar ama PSV bu mücadelede deplasmanda olduğundan dolayı mücadeleyi de domine etmek isteyeceğinden dolayı kontra atağı oynayacak tarafın Rosenborg olacağını değerlendirerek bu karşılaşmaya tahmin alınması gerektiğini düşünüyorum ben. İki takımda çok önemli diyebileceğimiz eksikler yok. Ben Rosenborg'un yine duran toplarına güveneceğim. Bakın Alanyaspor mücadelesinde gol buldular. Evet şansa buldular ama duran topu öne çıkarmıştık. Duran topla golü buldu. Rosenborg ben yine duran topla gol bulabileceğini düşünüyorum. Çünkü duran topları Rosenborg gerçekten çok ama çok tehlikeli kullanıyor. Norveç ligini de bilenler bileceklerdir bunu. PSV Eindhoven'ın zaten hücum gücünden çok fazla bahsetmemize gerek yok. O yüzden potansiyel bir karşılıklı gol var. Mücadelesi olarak değerlendiriyorum. 1.50'lik oranı ile birlikte. İsteyenler değerlendirebilirler. Gelelim son mücadelemize. Rio ve Milan mücadelesi var. Bu karşılaşma için şunu söyleyebiliriz. Tabii Milan Bodo Glimt karşısında biliyorsunuz aslında rahat bir galibiyet alabilirdi. İşte 3-1'lik bir galibiyet ya da 3-0'lık bir galibiyet alabilir şeklinde. Milan'ın 3 gol atarını değerlendirmiştik daha önceki bültenimizde hatırlayacaksınız ama tabii mücadeleden önce bir koronavirüs olayı ortaya çıkmıştı ve İbrahimovic zaten hala da bu mücadelede de oynamayacağı söyleniyor ki oynamasa bile zaten biliyorsunuz orta sahasındaki efektif oyuncularla birlikte özellikle Hakan Çalhanoğlu'nun yükselen performansı bu şekilde devam ederse takımın santrafora da bu tarz karşılaşmalarda en azından ihtiyacı yokmuş gibi gözüküyor. Tabii Rio Ave'yi Beşiktaş mücadelesinde izledik. Hiç beğenmedim ben Rio Ave'yi. Mücadelenin skorunu doğru tahmin etmiş olabiliriz ama işte Beşiktaş'tan dolayı aslında biraz daha kolay tahmin edebiliyoruz. Rakip kim olursa olsun Beşiktaş ikinci golleri bulamadığından dolayı hep kalesinde gol görebilen bir takım diye değerlendirmiştik ki Rio Ave Beşiktaş mücadelesinde şöyle bakalım tam 3 tane net gol pozisyonuna girdi. Rio Ave çok iyi bir futbol mu oynadı karşılaşmada? Ben çok iyi oynadıklarını düşünmüyorum. Yani Milan'la
kıyaslanabilecek bir takım olduğunu düşünmüyorum. Hazır deplasmanda 1.60'lık oran açılmışken Milan'ı da değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Evet, belki 1-0 kazanabilir Milan, belki 2-1 kazanabilir. Tek farklı bir galibiyetle geçiyor aklımdan. Ama dediğim gibi iki takımı çok fazla kıyaslayamadığımdan dolayı oyun tarzıyla birlikte ben mücadelenin Milan tarafından kazanılabileceğini düşünüyorum. Evet arkadaşlar, sizler için seçmiş olduğum 5 tane karşılaşma vardı. Kuponlaştırır mısınız demiştiniz. Ben de kuponlaştırayım bu karşılaşmada. Tabii like'larınızı bekliyorum sevgili dostlar. Sizler ne istiyorsanız her zaman çıkarmaya çalışıyorum biliyorsunuz. Bol şanslar diliyorum tabii ki de kuponlar için de. Şöyle bir üçlü çıkardım ben. Ben mesela bunu oynayacağım perşembe günü. Yine ufak oynayacağım tabii ki de. Sevilla Levante mücadelesi maç sonu 1-1.32 şeklinde. Malmö Granada mücadelesine 1.5 gol üstü 1.30 şeklinde ve Rangers Galatasaray mücadelesine de deplasman, yani Galatasaray 2 gol atamaz 1.5 gol altı şeklinde değerlendirmemi yaptım. 1.30, 1.30 ve 1.32 şeklinde bu 3 karşılaşma 2'yi geçiyor. Yanına da bir karşılaşma daha bulabilirsiniz. Bir ikili tavsiyem daha var. Rosenborg PSV Eindhoven mücadelesi karşılıklı gol var 1.50'lik oranıyla ve Rio Ave Milan mücadelesi maç sonucu 2. Biraz daha riskli bir kupon bu ama güzelmiş gibi gözüküyor. Onun da oranı 1.60. Yine 2'nin üzerinde bir oran çıkıyor. İzlediğinizden dolayı teşekkür ediyorum. Tabii işte Tottenham mücadelesi varmış. Maccabi Haifa ile birlikte çok soru geldiği için söylüyorum. Yani Tottenham normal kadrosuyla çıkarsa zaten farka boğar Maccabi Haifa'yı. 1.5 üstünde, 2.5 üstünde 1 şeklinde değerlendirmeler mesela bu karşılaşmalar içinde yapılabilir. Keza Young Boys mücadelesi falan da var. Sizler bakarsınız. Zor karşılaşmalar yok. Perşembe günü mutlak ve mutlak öyle düşük oranlardan zaten kuponlarınızı tutturursunuz. 1.50, 1.60 vesaire, bunlardan bahsetmiyorum zaten. Teşekkür ediyorum izlediğinizden dolayı. Hepinize bol şanslar diliyorum. Lütfen bilinçli bahis şeklinde değerlendirmeler yapın ve kesenizi yoracak, sağlığınızı riske atacak oyunlardan uzak durunuz. Hoşçakalın.